varlığını sürdüremediğine de bir işarettir. Büyük bir gururla söylüyorum ki ülkemiz gerek işçiliyatı gerekse kapılımlarıyla değişimi başarmıştır. 21. yüzyıla yakışır bir konuma ulaşmıştır. Bilim tarihinin en büyük temsilcileri yetiştirmiş bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu nedenle ülke olarak bilgi çağının teknolojik gelişmelerini milletimize sunmaya hedef koyduk ve başardık. Bilhassa son 13 yılda Türkiye her alanda büyük bir sıçrama yaptı. E-Dönüşüm Türkiye projesi kapsamında kamu hizmetlerini elektronik ortamda sunma hedefini gerçekleştirdik. Bundan sonra da daha çok çalışmalı ülkemizi ve kurumlarımızı çağın ötesine taşımalıyız. Bizler, özellikle sizler, bilimde olduğu gibi yeryüzünün imar edilmesinde de söz sahibi olmuş bir millet. Dünya başkenti olan İstanbul'u, Bursa'yı, Ankara'yı bir armağan gibi hazırlamış, imar etmiş. Biz şehirleri imar ederken medeniyetin kalbi olduklarını, medeniyetin gücünü ve gelişmişliğini yansıtan bir aile olduklarını bilerek hareket etmiş. Bu konuyu sizlerin huzurunda bir kez daha gündeme getirmek istiyorum. Biz AK Parti olarak kurulduğumuz günden beri 78 milyon insanı kucaklayan bir anlayışla yola çıktık. Bu anlayışla yola çıkan bir iktidarın bakanlığı olarak bizim atık toplayıcılarımızı mağdur edecek herhangi bir çalışmanın veya yaptırımın içinde olmamız söz konusu değildir. Özellikle alın teriyle, kar piş demeden, sıcak soğuk demeden ekmek parası peşinde koşan atık toplayıcılarımızın her zaman yanında olduğumuzu sizlerin huzurunda bir kez daha dile getirmek istiyorum. Atık toplayıcılarımız ekonomimize katkı sağlayan görünmez askerlerimizdir. Ve biz her zaman onların yanında durmak isteyen bir iktidarız. Bu yüzden onları mağdur edecek bir çalışmanın altına kesinlikle imza atmalıyız. Son günlerde gündeme gelen denetimler atık toplayıcılarımızı birebir sokakta tespit edip ceza kesilen bir uygulama kesinlikle değildir. Tam tersi bunlar lisanssız veya lisanssız firmaların denetimleri sonucu ortaya çıkmış bir uygulamadır. Bir yaptırımdır. Her işletmenin, her fabrikanın zaman zaman denetlendiği gibi bakanlığının sorumluluğu altında olan lisanslı firmalar geçmişte olduğu gibi 2015 yılında da denetlenmiştir. Bu denetlenmeler bir haftadan beri çok farklı şekilde basına yansıtılmaktadır. Özellikle kamuoyunu yanlış yönlendiren, yanlış bilgilendiren, sokaktaki atık toplayan vatandaşlarımızı suistimal eden, onları kullanan bir anlayış sergilenmektedir. Tabii ki sokakta atık toplayanların çalışma ortamları hem iş hem de sağlık anlamında yetersizdir. Bunun farkında olan bir Türkiye var. Bu nedenle atık toplayanlara, bu kardeşlerimize atıkları teslim ettikleri firmaların öncelikle sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. En basit çözüm yollarından biri bu kişilere uygun kıyafet, eldiven, maske ve daha modernize edilmiş araç şeyini olabilir diye düşünüyorum. Bu konularla ilgili olarak ilgili bakanlıklarımızla, lisanslı firmalarımızla ve belediyelerimizle bir araya geldiği inanıyoruz ve çalışmalara başlayacağız. Atık toplayıcılarımızın sağlıklarını ve uygun iş koşullarını çok önemsiyoruz. Onlara değer veriyoruz ve vermeye de devam ediyoruz.